pozisyonlu. Evet. Çok baskılı oynadığımız maç. Bir tane penaltı kaçırdık ama çok da fırsat kaçırdık. Evet. Rakip herhangi bir üstünlük gösteremedi bize karşı. Lakin gol de çıkartamadık. Evet. Düşünceleriniz nedir? Maça kesin galibiyet gözüyle bakıyorduk. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Siz de izlediniz. Pozisyon olarak çok üstündük. Kaçan penaltımız var. İlk devre kaçan gol pozisyonlarımız var. Net pozisyonlarımız var. İlk devre boyunca rakibe pozisyon vermedik. Bir yarım pozisyon denebilecek pozisyon. İkinci devre de biz daha baskın oynadık ki ikinci devrenin başında bir penaltı atışından yararlanamadık. O gol olsaydı maçın seyri tamamen değişecekti. Bizim lehimize ilerleyecekti. Tabii penaltı kaçışı da rakibi biraz daha direncini artırdı. Ama yine biz rakip kalenin önüne yığabildik oyunu. Pozisyonlarımız vardı. Kaçırdık, atamadık. Rakibin de son artık son dakikalara doğru bir iki tane kontradan yakaladığı pozisyon var ama net denebilecek bir kalecimizin çıkarttığı bir pozisyon var. Ondan başka da rakibe ciddi anlamda pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Oyunun geneline hakim bizdik ama bu bize 3 puanı getirmedi. Sonuçta böyle maçlar da oynanıyor. İstemediğimiz bir sonuçta sahamızdan ayrılıyoruz. Ama şu an hala lider biziz. Lig sonuna kadar kaybetmezsek ipi göğüsleyecek takım da biziz. Onun bilincinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkanım, güzel bir maç çıktı. Bol pozisyonlu. Rakibi tamamen ezdiğimiz. Bir iki pozisyon haricinde bizden pozisyon bulamadılar ama golü bulamadık. 3 puan da çıkartamadık. En azından 1 puan aldık. Hala lideriz. Neler söylemek istiyorsunuz? Ya tabii ki 3 puan alıp rahat bir liderlik yaşamak isterdik bu hafta. Ancak futbol böyle bir şey. Dediğiniz gibi bütün maç bizim üstünlüğümüz olan bir maç oynadık. Çok da pozisyonları da bulduk. Penaltı oldu, penaltıyı da kaçırdık. Ya yani maalesef futbolun şansı, futbolun talihi bugün yanımızda değildi. Direkten dönen topumuz var. Ama biz işimizi şansa bırakmayacak kadar çalışmaya çalışıyoruz. Yani inşallah bundan sonraki maçlarda 2 puan da olsa puan kaybı yaşamadan puan farkıyla lider olup playofflarda da ipi göstermek istiyoruz. İnşallah. Bu arada taraftarımız nasıl sizce? Taraftara çok teşekkür ediyorum buradan sizin aracılığınızla da. Gerçekten istediğimiz tribün bu. Burada rakibe deplasmanı yaşatmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonraki içerideki maçlarda da bu şekilde taraftar desteğini bekliyoruz, istiyoruz. Bize çok büyük güç oluyor. Çok teşekkür ediyoruz buradan onlara.